Merhaba, iyi günler. Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye'de BOP olarak konuşuluyor. Bunun hakkında bahsetmek istiyorum. Aslında uzun süredir gündemde olmayan bir olay bu. Ama son yaşadığımız Katar kriziyle beraber bu olayı üzerinden bir takım gözden geçirmek, bir takım hatırlamalar ve hatırlatmalar yapmanın iyi olacağını düşündüm. Bir kere bu Büyük Orta Doğu Projesi olarak başlayan olay daha sonra adı Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi olarak değiştirilmişti ama bizde hep BOP olarak kaldı. İlk miladı bunun 2004 yılının başlarında G8 zirvesinde olarak kabul ediliyor. Burada Amerikan Başkanı George Bush'un, Oğul Bush'un başını çektiği bir olay. Bu olayın arkasındaki husus şöyle bir şey. 11 Eylül saldırılarının, El-Kaide saldırılarının ardından yaşanan Afganistan ve Irak olaylarıyla beraber Batı'nın gündeminde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde İslami radikalizmle nasıl baş edilmesi gerektiği sorusu ciddi bir şekilde vardı. Bununla mücadelenin sadece askeri olarak yapılamayacağı düşüncesi tabii ki çok güçlü bir şekilde öne çıkıyordu. Ve bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush yönetiminin yanında yer alan, onun içinde çok etkili olan neokon diye tabir edilen yeni muhafazakar ekip bir formül geliştirdi. Bu formül işte BOP olarak kendini hayata geçirdi. Bu da şu, Orta Doğu'da özellikle Arap ülkelerinde otoriter ve totaliter rejimler var. Buralarda sivil toplum çok zayıf, toplumun siyasete katılma imkanı çok zayıf. Bu da radikalizme yol açıyor. Bu radikalizmle mücadele edebilmenin yolu buraların daha açık toplumlar olmalarını sağlamak, buraların demokratikleşmesini, sivil toplumların güçlenmesini sağlamak şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım. Yani bu demokrasiyi başlarındaki radikalizm belasından kurtulmak için öne çıkarttılar. Ancak burada çok ciddi bir sorun ortaya çıktı. Zaten BOP projesinin hayata geçememesinin en önemli nedeni de budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın bölgedeki yıllardır süren partnerleri, ekonomik stratejik partnerleri, buralardaki otoriter ve totaliter rejimler, özellikle petrol zengini ülkeler vesaire. Ve bu proje, bir yandan bu proje savunurken diğer yandan bu projeye tabii bu otoriter rejimlerden çok büyük bir direnç geldi. Ve bu proje daha doğar doğmaz, başlar başlamaz aslında sakat doğdu. Ama yine de buraya özellikle Amerikan bütçesinden ciddi miktarda paralar ayrıldı. Ve bu paralar daha çok Arap dünyasında sivil toplumun güçlendirilmesi için harcandı. Arap dünyası diyorum ama başka yerler de var ama esas olarak Arap ülkeleri. Tabii burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Buralarda otoriter ve totaliter rejimler nedeniyle bütün siyasi eğilimler çok büyük baskı altındaydı ve bunların büyük bir kısmı çok zayıftı. Özellikle sol liberal görüşler, hatta milliyetçi görüşler zayıftı. Buna rağmen, buna karşılık hemen hemen hepsinde İslami hareket bir şekilde varlığını sürdürebiliyordu. Yer altında ya da yer üstünde ya da yarı yasal, yarı yasa dışı şekillerde değişik ülkelere göre değişik formlarda yaşanıyordu bu. Böyle bir olaydan Batı'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu projenin en büyük istifade edeni dolayısıyla bu İslami hareketler oldu. İslami hareketler denince de başta İvan yani Müslüman kardeşler geldi. Bu tabii çok ciddi, sancılı bir süreç oldu herkes açısından. İvan bütün İslam ülkelerinde bir şekilde varlığını sürdüren, Arap ülkelerinde özellikle varlığını sürdüren bir hareket. Ama kimisinde mecliste temsilcisi olurken kimisinde tamamen yasa dışı, kimisinde yarı yasal. Mesela parti kurmasına izin verilmiyordu Mısır'da uzun bir süre ama başka partilerden aday gösterebiliyordu. Buna karşılık meslek odalarında ve toplumsal alanda çok güçlü olabiliyordu. Müslüman kardeşlerin Filistin kolu olan Hamas kısa bir süre içerisinde şiddete
yönelen bir örgüte dönüştü. Ürdün'de meclise girdi gibi birçok örnek içe geçmişti. Suriye'de de çok güçlü bir Müslüman Kardeşler Hareketi vardı ama bu harekette kendi içerisinde bölünmelere uğramıştı. Ve bu Büyük Ortadoğu projesini Türkiye, o sırada Türkiye'de olan ve hala olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı önce biraz şüpheyle yaklaştı ama kısa süre içerisinde benimsedi ve Başbakan Tayyip Erdoğan bunda rollere talip oldu, misyonlara talip oldu. Ancak proje baştan ölü ya da sakat doğduğu için kısa bir süre içerisinde etkisini kaybetti. Yani BOB'un aslında adı var, kendisi yok bir durum yaşandı. Bir başarısız proje olarak ve büyük ölçüde çöpe atılmış paralar olarak görüldü. Ama buna karşılık bu toplumlarda, bu coğrafyada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında Amerika'nın ılımlı İslam projesi olarak görülen BOP'a karşı çok ciddi reaksiyonlar oluştu. Kimi zaman soldan, kimi zaman milliyetçi, kimi zaman liberal, değişik gruplarda ama özellikle de ülkeyi yöneten kesimlerde buna karşı çok büyük bir direnç oluştu. Yani bir tarafta Amerika'nın BOP projesi, ılımlı İslam projesi, bir tarafta da ılımlı İslam projesine karşı çıkanlar şeklinde bir olay yaşanmaya başladı. Dediğim gibi kısa süre içerisinde etkisini yitirdi, daha etkili olamadan kendini unutturdu. Ancak Bush döneminde tohumu atılan bu perspektif, yani İslam coğrafyasını, özellikle Orta Doğu'yu, sivil toplumu güçlendirmek ve katılımcı demokrasileri, çok partili sistemlere geçmeyi sağlamak düşüncesi yıllar sonra, 2010 yılı sonunda Tunus'ta başlayan bir ayaklanmayla, ki Arap Baharı olarak adlandırıldı biliyorsunuz, birden tekrar su yüzüne çıktı. Ardından 25 Ocak 2011'de Mısır, daha sonra 15 Şubat 2011'de Libya ve nihayet Suriye'de 2011 Mart'ında başlayan ayaklanmalar. Bütün bunlar aslında zamanında nafile bir şekilde atıldığı düşünen tohumların bir şekilde yeşermiş olduğunu gösterdi. Şimdi burada şöyle bir soru var tabii. Bunun ne kadarı BOP kapsamında ya da bu batılı ülkelerin ılımlı İslam yatırımı kapsamında olmuştur. Ne kadarı da artık otoriter ve totaliter rejimlerin toplumu illallah dedirtmesinden kaynaklanmıştır. Bu tartışmalı bir konu. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu perspektif 11 Eylül'den sonra doğan bu İslam ülkelerindeki radikalizmle baş etmenin yolunun, esas yolunun buralarda sivil toplumu ve demokrasiyi güçlendirmek olduğu perspektifi sayesinde bu Arap Baharı hareketleri Batı kamuoyu nezdinde de başta ilgi gördü, destek gördü. Ama kısa bir süre içerisinde işin rengi değişti ve orada tekrardan bir filmin başa sarıldığını gördük. Burada birkaç tane önemli husus önemli. Birincisi, önemli hususun altını çizmek lazım. Birincisi mesela Libya'da kısa süre içerisinde tam bir kaosa gidildi. Kaddafi devrildi, kendisi linç edildi ama yerine doğru dürüst bir güç gelmedi ve tam tersine radikal unsurlar çok daha fazla öne çıktılar Libya'da. Suriye'de beklenen kısa süre içerisinde rejimin devrileceği beklense hayata geçmedi. Geçmeyince ülke tam bir iç savaşa sürüklendi. İç savaşta muhalif güçler, Batı'nın desteklediği muhalif güçler etkili olamayınca bu sefer buraya cihatçı olarak adlandırılan kesimlerin önü açıldı ve işin rengi tamamen değişti. Ama en önemli husus Mısır'da yaşananlardı. Mısır'da Müslüman Kardeşler adayı olarak seçilen Mursi, iktidarı paylaşma yoluna gitmedi. Paylaşma yoluna gitmeyince de askere çok elverişli bir darbe zemini sunmuş oldu. Ve Mısır darbesinin hızlı bir şekilde başarıya ulaşması ve de Batı'nın buna destek vermemesi, daha doğrusu devrilen Mursi'ye destek vermemesi ve darbeye karşı kayıtsız ya da destekleyici bir tutum almasıyla beraber Arap Baharı, bildiğimiz gibi Arap kışına
dönüştü. Aslında bütün bu Arap ülkelerinde ve Orta Doğu'daki demokratikleşmenin, demokratikleşme, sivil toplumun ipleri eline alması manevrasının, Arap Baharı olarak adlandırılan manevranın kısa bir süre içerisinde başarısızlığa uğradığını, şu ya da bu nedenle, iç ve dış nedenlerle başarısızlığa uğradığını görüyoruz. Ve şimdi işte bunun adı konuluyor. Burada artık nokta konuluyor. Bu nokta niye bugün konuluyor? Çünkü Obama yönetimi, Amerika'da Obama yönetimi her ne kadar Sisi'ye karşı çıkmadıysa da, her ne kadar bu İslam ülkelerinde, Arap ülkelerindeki demokratikleşme çabalarına yoğun bir şekilde, aktif bir şekilde destek vermek yoluna gitmediyse de, yine de otoriter rejimlere karşı belli bir mesafeyi korudu. Ve burada iki önemli gücün, bölgede iki önemli gücün güçle karşı karşıyayız. Bunlardan birisi Türkiye, birisi Katar. Türkiye ve Katar aslında Arap Baharı'ndan en çok heyecanlanan, buranın yönetimleri en çok heyecanlanan ülkelerdi. Katar özellikle El Cezire Network'ü aracılığıyla Arap Baharı'nın bir nevi dünyaya ve bu ülkelere taşıyıcılığını yaptı. El Cezire'nin Arap Baharı'ndaki etkisi çok net bir şekilde ortadadır. Ve Türkiye'de Arap Baharı ile beraber yaşanacak olan rejim değişikliklerinde buralara iktidara gelmesi beklenen Müslüman kardeşler ve benzeri yapılarla ilişkileri sayesinde bir nevi İslam dünyasındaki ve Orta Doğu'da bir bölgesel güç olmak ve bir nevi lider olma, ki Tayyip Erdoğan'ın beklentisi bu yöndeydi, böyle bir şeye girişti ve bu anlamda Türkiye ile Katar arasında bir zaten var olan işbirliğini çok daha yoğunlaştığını gördük ve çok büyük bir heyecan yaşanmaya başlandı. Ama Mısır darbesiyle beraber bu heyecanın kademe kademe azaldığını, ama buna rağmen Katar'ın ve Türkiye'nin bir ölçüde Tunus'taki Ennahda hareketinin de, ki şu anda tek başına iktidarını kaybetmiş durumda, yani koalisyon ortağı, birinci parti olma özelliğini kaybetmiş durumda ama koalisyonda yer alıyor. Kısmen onu da sayabiliriz ama esas olarak Türkiye ve Katar bu olayın taşıyıcılığını yaparken, bu olayın başarısızlığa uğramasıyla beraber sürekli fatura ödemeye başladılar. Türkiye'nin bu faturayı esas olarak Suriye üzerinden ödediğini biliyoruz. Katar'a kesilen fatura işte şimdi kesiliyor. Çünkü Obama gitti, Trump geldi. Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette de radikalizmle mücadeleyi öne çıkarttı. Radikalizmle mücadeleyi de esas olarak askeri mücadele, finansal mücadele olarak tanımladı. Ve bu anlamda da Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin desteğini aldı. Ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ve Mısır, Trump'ın bu pozisyondan cesaret alarak Katar'la yıllardır erteledikleri hesabı görmeye başladılar. Bu hesap aynı zamanda Türkiye ile de görülecek bir hesap. Şu anda başından itibaren şüpheyle baktıkları, istemedikleri o büyük Orta Doğu projesi, ya da adı değişebilir, etkisi gözükmeyebilir. Ama bu ülkelerde demokrasiye geçme perspektifinden artık bunu bir tehlike olarak gören bu rejimler artık buradan kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar ve bunu artık geri dönüşü mümkün kılmamak için, imkansızlaştırmak için de bu perspektifin bölgedeki iki taşıyıcısı, öncelikle en kolay olan lokma Katar ve belki de daha sonra Türkiye, bununla bir hesaplaşma içerisine girmiş durumdalar. Katar çok zor durumda. Türkiye Katar'a destek olmaya çalışıyor ama nereye kadar? En fazla Türkiye Katar'da bir saray darbesi olmasını engellemede belki Katar yönetimine yardımcı olabilir. Ama şu anda oluşan cepheleşmeye baktığımız zaman Katar'ın ayakta durabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla burada artık tamamen bölgede o ılımlı İslam vesaire gibi şeylerin tamamen terk edildiği,
bir döneme giriyoruz. Burada tabii Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin elini kolaylaştıran iki şey var. Görünüşte kolaylaştıran iki husus var. Birincisi, radikalizmle mücadele adı altında ılımlı İslam'ın yaygınlaştırılması perspektifinin iki tane çok ciddi yan etkisi olduğunu iddia ediyorlar. Birincisi, bölgedeki Sünni otoriter devletlerin zayıflamasıyla beraber Şii yayılmacılığı, ki İran'ı kastediyorlar tabii ki, arttı. Yani İran bölgede nüfuzunu arttırdı. Bu ülkeler, özellikle Mısır ve hatta Körfez ülkeleri, kendi dertlerine düştükleri için İran'ın bu yayılmasının önüne geçemediler. Böyle bir şey söylüyorlar. İkincisi de radikalizmle mücadele etme iddiasındaki bu perspektif tam tersine radikalizmi güçlendirdi. Örneğin, işte görülen örneklerden birisi IŞİD. IŞİD bu dönemin ürünü, yani El-Kaide ile mücadele adı altında uygulanan bir perspektifle, benimsenen politikalarla El-Kaide'den daha tehlikeli, daha sert, daha acımasız bir IŞİD'in ortaya çıkmasına yol açıldı. Ve bu IŞİD, Irak, Suriye ve Afrika'nın bazı ülkelerinde, Libya'da vesairede kendini bazı topraklara da devlet ilanına kadar gidebildi ki IŞİD'in bugün itibariyle Afganistan'da, Filipinler'de ve çok alakasız yerlerde de IŞİD adına kendini IŞİD'le irtibatlandıran yapıların çıktığını görüyoruz. Yani dediler ki siz radikalizmle mücadele edeceğiz dediniz, bizi zayıflattınız ama gördüğünüz gibi daha radikal örgütler çıktı. Ve bu radikal örgütler sizin güvendiğiniz bir takım Katar gibi ülkelerin desteğini alıyorlar. Ki önümüzdeki günlerde Katar'a yönelik abluka daha da sıklaştırırsa bu konuda çok daha fazla argüman göreceğiz. En son dün biliyorsunuz çoğu Katar'dan olmak üzere bazı kişi ve kurumlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır tarafından terörist ilan edildiler. Bir bunu diyorlar, bir diğeri de böyle yaparak İran'ı güçlendirdiniz, İran'ın elini güçlendiriniz. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne dedikleri şu, tekrar bizimle çalışın, bize güvenin. Bu coğrafyada demokrasi şu bu olmaz. Biz de beraber yolunuza devam edin. Trump da buna dahil olmuş gözüküyor. Şimdi buradan nasıl çıkılır? Buradan çıkış şu aşamada gözükmüyor. Avrupa belki bir şekilde etkili olabilir mi diye sormak lazım ama çok etkili olabileceğini sanmıyorum. Çünkü iş çok fazla silah temelinde gidiyor. Para ve silah üzerinden gidiyor. Avrupa'nın bu anlamda kendi içerisinde bir sorunları var. Müdahil olabileceğini sanmıyorum. Bir diğer husus, önemli bir soru şu. Buradaki Arap dünyasındaki ve bu coğrafyadaki İslami hareketler ne olacak? Şu anda Müslüman kardeşler terörist ilan edildi birçok ülke tarafından, Müslüman kardeşler ve benzer örgütler. Bunlar Katar ve kısmen Türkiye tarafından sahipleniliyorlar. Ama bu onlara yetmeyecek. Peki bunların terörist ilan edilmesi sonucunda bunlar yok mu olacak? Bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağı ortada. Bu en fazla belli bir süre için bunların baskı altına alınması olacak. Ama daha sonra bu hareketler başka biçimlerde, belki başka hatlarla, belki daha radikal bir şekilde, ki öteden beri Mısır'da Müslüman kardeşlerin darbe sonrası daha radikalleşebileceği yolunda tartışmalar yapılıyor. Hatta Müslüman kardeşler içerisinden bazı grupların şiddet eylemlerine yöneldikleri söyleniyor. Böyle bir soru var ortada. Bu çok ciddi bir soru ama bugünün sorusu değil. Bugünün sorusu, bugün çok net bir şekilde bütün bunların baskı altına alındığını, yaşam hakkı tanınmayacaklarını, her türlü şeyin önlerinden kapatılacağını görüyoruz. Bu adım adım yayılacaktır. Birçok yerde Müslüman kardeşler ve benzeri yapıların kazanımları kendilerinden geri alınacaktır. Peki o zaman ne olacak? Katar buna direnemeyecek.
El Cezire muhtemelen direnemeyecek. El Cezire'nin ve Katar'ın geleceği muğlak. Şurası kesin ki eskisi kadar etkili olabilmeleri, oyun kurucu olabilmeleri, bir takım dengeleri değiştirme kapasitelerini koruyabilmeleri mümkün olmayacak. Ve Türkiye, gelecek olursak Türkiye'ye, Türkiye şu aşamada tabii ki olay Katar üzerinden yürüdüğü için çok fazla dikkat çekmiyor. Yani yine gündemde ama Türkiye ve Erdoğan yönetiminin bu son defterin kapatılması, bir dönemin kapatılması olayından çok ciddi bir şekilde zarar göreceğini, görmekte olduğunu ve göreceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Peki bu zararı aza indirme ve bu krizden çıkabilme imkanı var mı? Var. Bunun yolunun Erdoğan'ın yaptığı gibi iktidarı tek elinde daha fazla alma ve ülkeyi daha fazla otoriterleşme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü böyle olsaydı zaten bu krizi yaşamazdı. Türkiye'nin önündeki tek seçenek tekrardan çoğulcu demokratik bir sisteme dönmek olmalı, olabilir. Eğer olmazsa bu konjonktürde, bu coğrafyada, bu yaşananlarla birlikte Erdoğan'ın bu perspektifle başarılı olma şansı ve bu krizden etkilenmeme şansı bence hiçbir şekilde yok. Kriz daha yeni başladı, defter yeni kapatılıyor ve her adımda yeni yeni bir takım gelişmelere tanık olabiliriz. Buna Katar'ın ve Türkiye'nin müdahil olma, yani hani Erdoğan'ın söylediği gibi dik durarak müdahil olma, taviz vermeden müdahil olma imkanlarının olduğunu hiçbir şekilde sanmıyorum. Dolayısıyla yani kurulabilecek olan, daha önceki bir yayında söyledim, Türkiye, İran ve belki de Katar'ın yakınlaşması vesairesi gibi bir seçenek belki gündeme gelebilir. Bu çok zor. Suriye'de yaşananlar tek başına bunu zorlaştırıyor. İmkansız değil tabii. Ama böyle bir eksen kurulsa bile bu eksenin etkili olabilmesi, bir şeyleri değiştirebilmesi ya da bir şeyleri engelleyebilmesinin de çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Ve şu anda gerçekten dış politikada, ki aslında bu dış politika diyoruz ama aslında Türkiye'nin iç politikası aynı zamanda, çok ciddi bir kriz yaşanıyor Türkiye'de. Bu kriz şu anda çok fazla görünür olmayabilir. Ancak bu krizin faturası Türkiye'ye çok daha fazla olacaktır. Burada şu anda siyasi iktidarın buna yönelik manevra geliştirebilme kabiliyetinin çok fazla olduğunu açıkçası sanmıyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne demişti ilk tepkisinde? Kimin yaptığını bilmiyoruz ama bir oyun oynanıyor demişti. Bu bile Türkiye'nin aslında buradaki özne olabilme kapasitesinin ne kadar sınırlı olduğunu bize gösteriyor. Sürüklenen bir dış politika var. Kendisi bir şeyleri değiştirmek, ki Türkiye'nin iddiası biliyorsunuz bölgesel bir aktör olmak, oyun kurucu olmaktı. Şu anda bir kurulmuş olan oyunun kimler tarafından neden kurulduğunu bile tam anlamakta zorlanan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu BOP defterinin aslında daha ilk baştan itibaren doğru dürüst açılamamış olan BOP defterinin böyle sert bir şekilde kapanıyor olmasından Katar'ın ve Türkiye'nin, tabii ki Türkiye'de ve Katar'da öncelikle bu ülkeleri yönetenlerin çok ciddi bir şekilde zarar göreceklerini söylemek mümkün. Bu ortaya çıkacak olan durum da tabii ki bölge için, Arap dünyası için ve İslam dünyası için ve tüm dünya için hayırlı bir durum olmayacak. Bölgedeki otoriter ve totaliter rejimler bir nevi güçlerini tazelemiş olacaklar. Toplumla aralarındaki uçurumu yine bir takım göstermelik yöntemlerle kapatır gibi yapacaklar. Ama uçurum giderek açılacak ve toplumsal memnuniyetsizlik daha da derinleşecek ve bu toplumsal memnuniyetsizliğin derinleşmesi de bu bölgelerdeki radikal hareketlerin her zaman için çok güçlü bir zemine sahip olmasını mümkün kılacak. En fazla yapılan, şu anda yapılan en fazla bir şeyleri ertelemektir.
bir şeyleri geciktirmektir. Ama bu erteleme ve geciktirme süresi içerisinde de birileri çok ciddi bir şekilde fatura ödemeye başladılar. Daha da ödeyeceğe benziyorlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.